İstihare konusunu da bir daha anlatabilir misiniz? Şimdi bunu istismar edenler varmış. Ben de mesela birisinden duydum. Şöyle oluyormuş. Biraz moda olmuş bu. Dinini bilen aileler arasında. Şimdi hanım kızımıza bir şey var, talip var. Geliyorlar, görüşüyorlar falan. Yani görüştükten sonra oğlanı beğenmiyorlar ki tipini falan. Ben bir istihareye yatayım da ondan sonra size cevap verelim. Oluyormuş. Sonra da tabii istihareden tahmin edildiği gibi olumsuz netice çıkıyor. Sonra da yok olmadı işte istihare böyle çıktı falan gibisinden. Bu böyle midir? Yani istihare böyle bu oyunları bozan bir şey midir? Mustafa abi, istihare ve istişare. İkisi de kitaplarda bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de açık net bir şekilde istişare etmesi Peygamber Efendimiz'e de emredilmiştir aleyhissalatü vesselam. Ve ehl-i sünnet alimleri Peygamber Efendimiz'e istihare yapılmasını bir işe başlamadan önce sünnettir. İstişare de sünnettir. İstihare de sünnettir. Hükmü böyle. Kitaplarda böyle bildirilmiş, fıkıh kitaplarında. Peki istişare ve istiharenin yapılmasını emredilmesinin hikmeti nedir? Halbuki ikisini de emreden Allah-u Teala'dır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendiliğinden bir şey söylemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki o kendiliğinden değil. Ayet-i Kerim'in sonunda illa vahyu yuha diye geçiyor. O sadece vahiyle. Cebrail Aleyhisselam bizzat gelir ve kalbine ilham edilir. Yani Allah-u Teala'nın dilediğini söyler. Başkasına söyleyemez. Ehl-i sünnet alimler bunu açıklarken buyuruyor ki nefis hep enaniyet, egoist olduğu için bencillik peşindedir. Kendi dediğinin olmasını ister. Kendi görüşünü aklı bilir. Kendi düşüncesini aynı şekilde çok kıymetli bilir. Halbuki Allah-u Teala'nın bildirdiği önemlidir. Kendisi netice itibariyle aciz bir kuldur. Bir gün yaşlanacak, ölecek, kabire konacak, cesedi yok olup gidecek. Fani bir varlıktır. Hani mübareklerin Hüseyin'in ve efendim Ahmetullah Teala Aleyh Emer abiler naklediyordu. Her zaman naklettikleri ve söyledikleri hayat hayaldir kardeşim. Hayat hayaldir. Nitekim mesela tanıdığımız, bildiğimiz, beraber çalıştığımız çok kimse vardı. Ya burada beraber çalıştığımız aynı koridorda satın almada çalışan bir Ahmet abimiz vardı, vefat etti değil mi? Yani onun gibi nişeler aynı şekilde öyle tanıdıklarımız, bildiklerimiz vardı, gittiler. Yani bir varmış bir yokmuş. Biz de öyle olacağız. Vakti saati gelince bu dünyadan ayrılacağız. Cenab-ı Hak burasını böyle yaratmış. Ve Cenab-ı Hak nefsinin hemen hemen bir şey olduğunu peygamberler vasıtasıyla haber vermiş. O benim düşmanımdır. Ona muhalefet edin. Ve Cenab-ı Hak da ona nasıl muhalefet edileceğini bildirmiş. Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz de istişare ve istihareyi emretmiştir ümmetine. Nefsi muhalefet olsun diye. Nefsi kırmak için. Kırmak için. Şimdi geliyorum ben bir meselede sizinle istişare ediyorum. Nefsim feryat ediyor. Neler neler getiriyor. Sen ondan işte yaşlısın, o senin evladın yerinde, senin ilmin çok, senin aynı şekilde tanıdıkların çok. Kendi evladın yerinde birisine mi aynı şekilde danışacaksın, sen ne biçim adamsın falan filan yani. Ne söyleyecek sana yani, senin bilmediğini söyleyecek şey. Hem ne biliyor ki o, dün bir çocuk değil mi falan filan yani. Vani olmaya çalışıyor. Hani Emel abinin anlattığı bir şey var, çok hoş bir şey. Yaşlı adamcağız, hem namazda gitti. Çocuklara demiş ya cami nerede? Bir tanesi demiş ki amire demiş dalga mı geçiyorsun ya işte cami demiş gözüküp duruyor demiş. Ne soruyor buradan da oradan da gidilir. Demiş evlatlarım ben biliyorum. Niye soruyor? Ya demiş kapıya geldiğim zaman çıkacağım zaman nefsim biliyor size soracağım danışacağımı isyan edeceğimi. Ya torunun yaşındakilere gidip de bizi, beni rezil etme sorma. Sırf ona muhalefet için yapıyorum bunu buymuşlar diye cevap vermiş. Abdülhakim Arvas Hazretleri de Necip Fazıl'a. Ha ha. Demiş bir taşla bir yani kütükle bile aynı şekilde onu insan yerine koy. Ben böyle böyle bir şey yapacağım. Şey. Tabii nefis feryat ediyor. Sen deli misin? İnsanlar gözü sana ne der? Ne derse desin. O onu kırıyor. İstiharede de işte benim fikrim değil. Yani şey yapmışlar hani ille görme şart değil. Eğer bir işe başlayacağın zaman yapılır bu. Bir işe başlamadan önce yapılır. İstişarede, işarede. İkisi de öyle yapılır. Karar vermede zorlanıyorsun. Ama istişare edeceğim bir kimse varsa veyahut da soracağım bir yer varsa kamil ve mükemmel bir zat
Mesela diyelim ki Seyit Abdülhakim Arvasayet'ini seviyordun hayattayken. Ya ona sorsana, istişare ve istihareye gerek yok. Ona soruyorsun ama samimi soracaksın. Veyahut da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. Emel abi hayattaydı. Yani ona gidip aynı şekilde açık kalple diyeceksin. Ben bu kalemi satın alayım mı almayayım mı? Alma dedi. Almayacağım. Kapattım bittin. İstihare yapayım istihare mi? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Hatta İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri zamanında 400 sene önce bir talebesi sormuş. Demiş efendim demiş bir konuda. Ben de bir istişare yaptım. Yani sizinle. İstihare de yaptım. Ve o işe başladım, iflas ettim. Bu çok güzel bir cevap veriyor. Buyuruyor ki evladım buyuruyor. İstişare ve istihare o işin mükemmel olacağı için değil. O işe başlayıp başlamama kararını vermek içindir. Nefsi kırmak içindir. Belki iflas etmek senin için hayırlıdır. Nereden biliyorsun bu diyor. Yani, tabii. Ya da senin istediğin şey olsun diye değil. Senin istediğin gönlüne göre olsun diye değil. Şimdi nefsi kırmak için yapılıyor. Ama sen bunu böyle anlamamışsın. Kendini dindar gösteriyor. Ha, beğenmediği şey bir istihare yapayım falan. Ha, istihare de uygun görmedi. Burada bir sürü felaket peş peşe geliyor. Bir, dini istismar ettin. İki, kendin böyle istihare de aynı şekilde böyle net görüyorsun, yapıyorsun falan. Kendini havalara soktun. Kibrin içerisine kark oldun. O istihare yapmanın bir faydası olmadı ki. Kendi görüşünü teyit ettin. Çünkü senin yaptığın istiharede nefs ve şeytan girer. Senin gönlüne göre görüntüler getirir. Onu da bilemezsin. Peygamber Efendimizin bir emrini de Allah'tan bir emrini de hafife almış olursun. Hafife almış olursun. Şimdi bazıları diyecek ki efendim böyle de olur mu? Yine İmam-ı Rabbani Kudüs'ün Hazretlerine bir talebesi arz ediyor. Efendim diyor, ben diyor rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şeytan benim suretime giremez. Ve dolayısıyla benim gördüğüm doğrudur. Yani ben mübarek bir isim hani Resulullah Efendimiz'e falan gördüm. Abi cevap vermiş maşallah dedim Allah'a falan nasıl yarattıysa İmam-ı Rabbani Hazretleri. Buyuruyor ki hep bizim anlayacağı seviyede cevap vermiş ama. Evladım buyuruyor. Daha önce sen Resulullah Efendimizin suretini, fiziki yapısını hiç gördün mü? Resulullah Efendimizin böyle bir resmi var mı? Yok. Gördün mü? Görmedin. Televizyonda gördün mü? Televizyonda gördüm. Yok. Gazetede resmiye bastım. Yok. Albümlere baktın orada resmini gördüm. Yok. Şeytan bir resim getirdi veyahut da bir surete birindi. Bu Peygamber Efendimiz dedi. Sen daha önce görmedin. Senden. Ve orada bizzat Resulullah Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam kendi suretine giremez. Ama sen kendi suretini bilmiyorsun, görmedin ki diyor. Başka bir surete girmiş o. Tabii başka bir surette getirdi, sana Peygamber Efendimiz diye takdim etti. Ya ben bir tanesini anlatıyorum. İyi ki de zırt pırt anlatırdı. Öldü gitti inşallah, imanını kurtarmıştır. Peygamber Efendimiz'i gördüm. Geçen gün gördüm gene dedi işte. Hem de bir caminin bir avlusu vardı o bulunduğum yerde. Caminin avlusunda şey anıyorduk, zar atıyorduk diyor Resulullah Efendimiz'e. Ya şeytan başka bir şey değil yani. Gördüğü şeytan da bundan dalga geçiyor. Peygamber Efendimiz diye dalga geçiyor. O da kendisini Akbayram zannediyor. Akbayram zannediyor. Bunun için istiharete de müdahale eder. Sen nefsine tabiysen nefsin de şeytan da devreye girer. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirmiş olduğu, yani İslamiyet'in bildirmiş olduğu bir emri, bir tavsiyeyi kendine kalkan ederek kendi nefsini temize çıkarmaya çalıştın. Kendi düşünceni hakim kıldın. Kendi düşünceni hakim kıldın. Piyasada çok böyle. Adam kendi yaptığını temize çıkarmak için, dün mü devesi gün sordun ya. Adam alışveriş yapmış, parasını almış. Tapuyu vermemiş. Sonra ben Saadet-i Ebedi'yi de okudum. Aynı şekilde aldatmamak lazım. Dolayısıyla ben Saadet-i Ebedi'ye uyuyorum. Ya, söylemek istemiyorum da. Rahmetli Kadir Mısıroğlu bir şey yapardı. Çünş derdi, tamam mı? Hakikaten yani o lafı hak ediyor yani. Ya, Allah'tan korkun ya. Yani kendi nefsine yani dünyalık için aynı şekilde kayış atıyorsun. Sonra da İslamiyet'i kendine veyahut da Saadet-i Ebedi'yi kitabını kendine aynı şekilde perdeliyorsun. Ben buna uyuyorum diye. Arkadaş sen nefsine uyuyorsun. Oradaki istihare yapan kadın da aynı şekilde. Ya mert ol. Tamam görüştürdü etti. Ha biz kabul etmiyoruz. Deyiver ya. Niye istihareyi karıştırıyorsun? Kaldı ki görüşmeden önce yapılması lazım değil mi? Burada? Tabii görüşmeden önce yapılması gerekir. Velev ki görüştü. Ondan sonra ya beğenmediysen dersin gitsin, kusura bakmayın. Niye dinin emrini kullanıyorsun? Yani? Niye orada şey yapıyorsun? Hani ben bir istihare yapayım da istihare de uygun görmedi falan filan.
İstihare. Ne bileyim ben senin ne gördüğünü istiharede, değil mi? Yani. Nasıl yaptığını da bilmiyorum. Yaptım mı yapmadım mı o da meçhul. Böyle istismar ediyorsa, yani böylelerine itibat da edilmez. Yani işte zaman zaman anlatıyoruz ya, bir arkadaş anlatmıştı. Ha, arkadaş bu yer değişmelerine ne diyorlardı? Parke parke. Ya dedi biz ithal parkede satıyoruz dedi. Aynı şekilde yerli parkede dedi. Birisi geldi bugün bir gün dedi. Evet dedi böyle ithal parkeler dedi. Pahalı parke dedi falan. Baktım dedi ya ondan sipariş veriyor evine yaptıracak falan. Herhalde bu bir iş adamı fabrikatör birisi falan zannettim dedi. Gayri ihtiyarı sordum ne iş yapıyorsunuz dedi. Müezzinim demiş. Öyle deyince de ben de şafak attı dedi ya. Hani müezzin hafife almak için değil dedi. Biz dedi esnafız dedi. Memur yani. Yani bir memur bunu ödeyemez dedi. Ben kendimi liseye niye atayım dedi. E demiş ya nasıl ödeyeceksin peki? Ha demiş ben demiş Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor dedi. Yani arkadaş Kur'an-ı Kerim okumasını biliyor bunu anlatan. Ne kadar zamanda hatim edileceğini de biliyor. Ben demiş işte hatim okuyorum demiş falan. Onların demiş şeyi falan. Onlar demiş para hazır. Ramazan. Gelecek Ramazan'da. Ramazan'da satacağız. Demiş hatimini. Şu ana kadar demiş 60 oldu demiş hatim. Arkadaşlar demiş bir dakika demiş ya. Hani 30 tane hatim bile zor da demiş 60 hatimi nasıl yetiştireceksin sen demiş. Yok demiş okumayacağım ki ya. Geçen sene ben bir defa hatim ettiydim demiş. Onu satmaya devam ediyormuş yani. Onu satmaya devam ediyormuş. E şimdi ne yaptı bu şimdi? Kur'an-ı Kerim'i kendi çıkarına alet etti. Hani Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yani dinlerini dünya için alet edenler. O zaten felaketini kendi hazırlamış. Onun için de yani bir iş yaparken, bir şey yaparken dini alet etmek. Dünyalık için, çıkarı için, menfaati için. Ya bunun bedeli çok ağır olur ya. Bunun bedeli çok ağır olur. Dünyada da rezil olur böyleleri. Ahirette zaten aynı şekilde şeyi çok felaket olur. O talip olan erkek, oğlan yakışıklı olsaydı, parası çok olsaydı demek ki istihare olumlu çıkacak. Ha, uygun çıkacaktı. Her tarafı bembeyaz görecek. Tabii. O zaman olumlu olacaktı. Ama öyle olmayınca. Hatta istihareye gerek bile yok o zaman. Tabii canım. Şeye bile gerek yok. Akla gelmiyor. Tabii. Hatıra bile gelmez. Ama reddedeceği zaman İslamiyet'i kullanıyor. O tehlikelidir. O tehlikelidir. Hani şimdi dinleyicilerimizden biz bir şey naklettiğimiz zaman menfi şekilde anlayanlar da oluyor. Tabii zamanımızda anlayış kıt. Laştı. Öyle buyuruyor kitaplarda. Sürat intikal de zayıfladı. Düz mantık çalışıyor insanlar. Anlamıyor çünkü bazı şeyleri. Biz burada istihare ve istişare yapılmasın diye anlayan çıkabilir. Biz onu anlatmıyoruz. Burada dini perdeleyerek kendi menfaatlerini ön plana sonra yani istismar etmek tehlikeli ve kötüdür diyoruz. Yoksa biz istişare edeceğiz, istihare de yapacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi o işe başlamadan önce yapacağız bu işi. Allah rızası için yapacağız. Niyetimizde halis olacak. Şimdi sizin dediğiniz gibi mevki makam sahibi ise, arabası varsa, villası varsa namazı niyazı hiç sormaz bile. İstihare hatırına da gelmez. Sonra da viyak bağırır. Tabii namaz niyaz yoksa, din gayret söz konusu değilse geççi olarak nefsi hevesini alır. Ondan sonra başka karı ve kızların peşinde kaçmaya başlar. Sonra da arar. İşte böyle böyle oldu da şöyle şöyle oldu da hatırıma hep senin anlattığın o şey geliyor. Benim hatırıma da geldi nedense. Demiş başka demiş yumurtadan başka yemek bilmez misin sen? Deyince ana kız işte. Buna büyü yaptılar. Olmaz öyle şey ya. Olmaz öyle şey. Herkes oturup aynı şekilde işini aşını neyse İslamiyet'i öğrenecek. Ona göre bu işe başladığı zaman bunu yapmaya çalışacak. Yoksa sonra bunu İslamiyet'i uydurmak için uğraşmak o çok saçma bir şey. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Yani hocam Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi aleyh. Yani bazılar geliyor bazı cevaplar veriyor. Biz de hayret ederdik yani. Çünkü bize anlattıkları farklı verilen cevap. Bir gün kendileri açıklamışlar. Hani kalpler demek ki meşgul edince. Buyurmuşlar ki kimse bize soru sormak için gelmiyor ki. Tasdik ettirmek için geliyor. Aynı şeyi Enver abiye yapıyorlardı. Tasdik ettirmek için. Keramet diye bir şey bilirsin. 24 defa aynı şeyi sormuş. En sonunda Enver abiler onun istediği cevap verince adam elini kaldırmış oynaya öne gidiyormuş. Keramet diye. Allah'tan kork ya. Ondan sonra ne diyecek bu? Ben Enver abiye sordum da yaptım. Ne alakası var ya? Bu Enver abi meselesi de değil. Dinin aynı şekilde emridir.
Eğer sen büyük biliyorsan, o büyüğü sorduğun zaman o yapma dediyse bitmiştir o iş. Bitmiştir. Efendim yapacaksan sorma. Eğer o işi kafaya koydun yapacaksan gidip de aynı şekilde sorma. Mudara ederler. Bakarlar ki senin kalbine oho kilitlenmiş o işe. İlle onun cevabını versinler diye. İlle onun cevabı verilsin diye bekliyor. Mesela bazen siz de şahit oluyorsunuz. Dinim İslam telefonla gelenler oluyor falan. Bakıyorsun cevap uygun değil. Yani sorduysan yani oradan şey yapması lazım. Ama eviriyor çeviriyor. Yani kendi gönlündekini de ifade ediyor. Buna göre bir cevap verin demek istiyor. Böylece ben sordum. Bu böyleymiş diyecek. Çıkış yolu yok mu diyor mesela. En iyisi tabii. En iyisi okumuşu öyle soruyor. Öyle soruyor. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.